Missouri. Haberin olsun. Evet kızlar, merhabalar. Günaydın diyeceğim sizlere çünkü öğlen oldu. Tünaydın diyeceğim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bak dönme var, sana ne diyeceğim? Kolunda da şey var, hamur var. Hadi aç bana nasıl dönmeyi, çok... Anne bana bunun ne işi vardı, dönme. Ama çıkabiliyor anne zaten. Teşekkür ederim. Değişik bir dönme ondan. Böyle çıkabiliyor. Şunları aldım geldim. Oğlum önce bir karnını doyuracaksın. Kızlar şunu dün almıştım ya Şok Market'ten, şu Miss'in labnesi. Kesinlikle tavsiye ediyorum ve kesinlikle deneyin, gerçekten çok lezzetli. Gidelim bakalım kızlar, banyoya gidelim. Nevresimlerim var aslında, içinde koymuştum da yıkamamıştım. Şimdi onu çalıştıracağım, birkaç daha içine atabilecek bir şeyim varsa onu da atayım da çalıştırayım kızlar. Kızlar nevresimlerim vardı, şimdi biraz daha bir şey attım. Çok boştu çünkü. Şimdi çalıştıracağım. Bakın. Şunu almıştım biliyorsunuz, Migros'un. Gerçekten kızlar kokusunu çok beğendim. Çok memnun kaldım. Güzel bir kokusu var. Çamaşırlarda, kıyafetlere çok güzel kokuyor yani. Kalıcı da bir kokusu var. Aslında çok kalıcı olmasını ben sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Uzun süre çünkü kokması çok fazla sağlıklı gelmiyor bana kızlar. ABC'de mesela öyle, çok aşırı uzun süre kokuyordu. Çok sağlıklı olmadığı söyleniyor. Bilemiyorum. Toz deterjan kullanıyorum. Şu an Tursil aldım, Tursil kullanıyorum. Hangisi indirimde denk gelirse onu kullanıyorum kızlar. Belli olmuyor yani, belli bir marka takıntım yok. Hangisi denk gelirse, hangisi indirimdeyse onu alıyorum. Tursil indirimdeydi. 7 kilo muydu? Öyle bir şeydi sanırım. Şok Market'ten almıştım. Bir kapakta bundan dökelim. Bir takipçim de demiş ki bunun pembesi mi? Diğer bir rengi var. Onu dene Çağla'cım demiş. Onu zaten ben hepsinin kokusuna baktım almadan önce. Diğerlerini beğenmedim. Yani birazcık bunlar tabii zevk meselesini de sefer meselesini bilmiyorum. Yani bana hitap etmedi. Bunun kokusu çok hoşuma gitti. Bayıldım diyebilirim hatta. Şöyle çalıştıralım makinemizi de. Ben 600 euro'da kullanıyorum kızlar. Bugün de aslında şeyi de attım, buranın pastasını da attım kızlar yıkamaya. Bak ya, duvara bak ya. Bak bak bak. Sivrisinek öldürmüş ya. Orada yatak odasını da öldürmüş. Havalar soğuyor ya artık yavaş yavaş. Sivriler de cam camları sürekli açık olduğu için balkon camı. Sivriler... Efendim? İçeriye giriyor. Yakup da sağ olsun öldürmüş.
duvara da iz yapmış tabii. Efendim. Şunu bitirelim. Çınar labne sürdü bunun ekmeğine. Ben şu ıslak mendile sildim. Çıktı. Kurur biraz da. İşte cumartesi pazar kızlar. Görümcemler gelecek eşiyle birlikte. Biliyorsunuz yeni evlendiler. Bu tarafa mı geçsem bilemedim. Şöyle geçeyim de. Ters ışık oluyor çünkü. Yeni evlendiler. Öyle büyükleri ziyarete gelinir yani. El öpmeye derler bizde. Böyle gelecekler ziyaretimize. Cumartesi, pazar onlar olacak. Bakalım hazırlık yapacağım. Ne yapacağım? Aslında kafamda birazcık tasarladım ne yemeği yapacağımı. Evim temiz zaten ama tabii ki de yarın bir büyük süpürgemi açacağım. Bu iki çekyatımı çekeceğim. Ortaya güzelce arkalarını süpüreceğim, sileceğim. Yani her yerimi şöyle bir dip köşe süpürüp sileceğim kızlar. Yarın temizlik videosu gelir zaten. Hani büyük temizlik yaptığımda özellikle zaten çekiyorum sizlere paylaşıyorum. Çünkü seviyorsunuz temizlik videolarını. Hazırlık olarak da ne yaparım? Yarın sadece evim, yarın bu arada şeye gideceğiz, Özge'ye gideceğiz. Doğum yaptı ya arkadaşım. Ona bebek görmeye gideceğiz. Kaç haftadır gideceğiz kızlar, bir türlü gidemedik, ayarlayamadık, uyuşamadık yani birbirimize. Günleri ayarlayamadık. O yüzden yarın müsaitmiş o da. Yarın bebek görmeye gideceğiz aslında. Sabahtan değil de öğlene doğru gideriz diyorum. Bir saat falan dururuz. Çok fazla uzun duramayacağız. Yani ben en azından duramayacağım. Ondan sonra oradan gelirim. Benim temizlik biraz öğleden sonraya kalacak. Ama beni evim çok fazla uğraştıracağını düşünmediğim için yani rahat bir şekilde süpürüp silebileceğim için o yüzden sıkıntı yok. Daha sonra cumartesi günü de kızlar yine sabah kalkarım. İşte evimi toparlarım. Klasik rutin işlerimi yaparım. Sonra hazırlığımı yaparım. Cumartesi günü sanırım öğleden sonra yani akşamüstüne doğru falan gelirler. Çünkü öyle dedi Ebru. Yenge bizim gelmemizi yine dedi. Ta öğleden sonraya bulur dedi. İşte ben de anca zaten sabahtan erken kalkarım. Yine işlerimi hallederim. İşlerimi hallettikten sonra hemen bir tatlımı yaparım. Onu soğuması için dolabıma koyarım. Yemek olarak da ne yapacağım? Eğer fikrim değişmezse tabii. Karnıyarık yapacağım kızlar fırında. Güzel karnıyarık yapacağım. Şöyle bol kıymalı. Biliyorsunuz karnıyarık geleneksel yemeklerimizin en güzellerinden bir tanesi yani. Onu yapmak istedim. Yanına güzel bir pirinç pilavı yapmak istedim. Sonra yanına güzel bir salata yaparım. Güzel de bir çorba yaparım. Daha sonra bir de yanına böyle meze tarzı bir şey yapmak istiyorum ama karar veremedim aslında. Yani zeytinyağlı yapmak istemiyorum bir kere. Çünkü zaten karnıyarık biraz ağır bir yemek kızlar. Pilav ve karnıyarık yani bir de önden çorba ağır bir yemek olduğu için zeytinyağlı yiyeceğini zannetmiyorum. O yüzden zeytinyağlı yerine biraz daha böyle yoğurtlu meze tarzı bir şey yapayım dedim. Hatta kızlarla da geçen konuştuk. Kızlar da şey yap dediler. Hani havuçlu tarator yap dediler. Onu da çok severim ben. O yüzden salata artı havuçlu tarator yapabilirim yanına. Böyle yapacağım. Zaten tatlı olarak da ne yaparım? Onu da daha karar vermedim. Bilmiyorum yani. Kafama ne eserse onu yapacağım yani. Tatlı olarak daha karar. Yani Yakup'a soracak olsa o zaman direkt revani yap der de. O yüzden ona sormayacağım. Kafama göre bir tatlı yapacağım. Revaniden artık böyle baygınlık geliyor. Ama işte şerbetli tatlı da aslında iyi olur. Bilmiyorum. Belki de şekerpare falan yaparım. Bilmiyorum. İlk defa gelecekler şimdi kızlar yani. Damadımız da ilk defa gelecek evimize. Ki zaten ilk defa gelmeyecek olsalar da ben yine böyle hazırlığımı yaparım. Misafirlerime karşı da. İşte düşünüyorum şu an bakalım. Fikirlerim değişebilir. Siz de bakalım bir şeyler söyleyin. Tatlı olarak mesela ne yapayım? Fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Şerbetli olarak aslında ne yapabilirim ki yani? Böyle çok el açmalı falan olmasın kızlar da. Böyle bugün de işte yarın zaten büyük temizlik yapacağım için bugün de evim temiz olduğu için yani süpürge bile tutmadım kızlar. Tertemiz yani her yerim. Bir şurada TV battenem var. Biraz önce uzandım oraya çünkü. Uzanıyordum. Derli toplu evim. Hiçbir şey yok. Bir akşam yemek derdi aslında yani akşama yemek derdi dahi yok kızlar bugün. Öyle söyleyeyim sizlere. Çünkü dün kalan fasulyenin yanında pirinç pilavı yapmıştım. Biraz pirinç pilavım var.
Çınar var, ben varım. Ben kendime salata yapmayı düşünüyorum akşama. Salata yapıp yemeyi düşünüyorum. Belki de salata yerine çorba yaparım kızlar. Bilemedim. Müzik çalıyor dışarıda. Belki de çorba mı yapsam acaba? Patates salatası mı yapsam acaba? Bilemedim ya, şu an karnım aç olmadığı için, acıkmadığım için hiçbir şey canım istemiyor. Yaparım bir şeyler ya. Çınarım da oğluşum da ne isterse ona yaparım. Yakup zaten yok kızlar, o yüzden gelince de yemek yemiyor. Çınar da ne isterse onu yapacağım. Börek isterse börek yaparım. Şuradan bir yufka alır gelirim. Ondan sonra acıma makarna isterse makarna, sucuklu yumurta isterse yani ne istiyorsa onu yaparım. Ben yemeyeceğim için kızlar. Böyle.
kahvemi yaptım kızçeler. Yağmurlu bir hava var dışarıda. Çok güzel yağmur yağıyor şu an. Kahve keyfi. Görüyor musunuz? Her yer ıslak. Gördünüz mü? Yağmur yağıyor. Sıcak kahvemi yaptım. İşim gücüm de yok. Birazcık keyif yapmaya sanırım ben de hak ediyorum değil mi? Ay çok güzel yağıyor şu an. Size göstereceğim bir saniye. Kızlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama nasıl göstersem size. Bakın. Bak görüyor musunuz kızlar? Baba şuradan camdan bakın. Nasıl yağdığını görebiliyor musunuz? Bakın. Böyle. Bu mum yapıştırıcı arkadaşlar. Bu da değişik elma. Bu da sıvı. Evet bu sıvı. Elma yapıştırıcı bir daha çıkmış arkadaşlar. Japon yapıştırıcı gibi. Japon'da böyle elimizi yapıştırıcı bir daha çıkmış. Japon yapıştırıcı gibi. Aynı Japon yapıştırıcı gibi. O yüzden ben bunu koyacağım. Şimdi arkadaşlar ben zaten sert yapacağım. Sonra da tört şöyle bir civciv yapayım. Şimdi arkadaşlar zaten sadece videosunu geçeyim. Hadi anne. Çekiyor musun? Hı hı. Şimdi arkadaşlar önce kesmiş renine basacağım. Ben makasımı alayım. Makasın kalem kutumda. Ben biliyorum zaten. İki tane makasım var. Ben nesil makas alacağım arkadaşlar için. Nesil makas. Şimdi arkadaşlar kesmiş renine bak. Şimdi arkadaşlar kumdan nasıl çıkacak? Ellerine dikkat ediyorsun tabii değil mi? Parmaklarına. Şimdi dikkat etmem gerek yok. Çünkü zaten ben elim bu değil. Şimdi dikkat etmem gerek yok. Ama yani bu çok sert bir oluyor. Ben Ben keseyim mi? Ben annem parmağım çıkacak. Ben keseyim mi annem? Yok artık. Baba! Sen ben kutumu ye! Ben kutumu ye! Ben kesemiyorum kutuyu. Parmağım çıkaracak. Parmağım çıkaracak bu kutu. Parmağım mı çıkaracak? Parmağım mı çıkaracak? Bak kesemiyor. Neden? Kesemiyorum. Bu parmağım çıkaracak. Tamam bir de öte tarafından kes. Baba sen kafayı mı yedin? Annen kesiversin. Yok artık. Güzel gitmiş bir de böyle kurtan. Kafayı yiyiniz. Yok artık. Ya kurtucağı böyle kurtun mu oydu? Yok artık. Çok çirkin çocuk oldun ama böyle hareketler yaparken. Yok oğlum. Bu videoyu yükleyeceğim şimdi herkes diyecek ne kadar çirkin olmuşsunlar. Ne kadar çirkin hareketler yapıyor. Bir de keseyim. Keseyim mi diyeyim? Elinde makas varken öyle hareketler yapmam açınlar. Gözünü falan gelir. Böyle işte kızlar. Ben buraya uzandım. Yere. Ben benim ağrım uzandım. Çınar da orada bir şeyler yapıyor. Sen benim ayım uzanmayı bilmiyor musun? Yani benim ayıma böyle uzanma bak. Yakup da yeni geldi. Kutu istemiş Çınar. Bir de yapıştırıcı istediydi. Onları getirmiş. Çınar çok seviyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Baba arkadaşlar ben en son bu maskemi yapacağım. O böceği maskemi. Zaten ben kendim yaptım. En son bu muzlu böceği maskemi yapıştıracağım böyle. Sonra da güzel güzel takacağım üstüne. Bu soru artık ben öyle şey açtım biliyorsunuz arkadaşlar. Kızlar benim uykum geldi. Anne sen oku bilmiyorsun ya.
Videomu editleyeceğim bir an önce. Sonra uzanmak istiyorum. Biraz yorgunluk var üzerimde. Yağmurlu havalar beni böyle yapıyor. Kestim. Kestin mi? Yok artık. Evet kızlar, bugünlük de benden bu kadar. Bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi çok seviyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna Ben basmayı. sonunu derdik ya. Ben daha bahten saatini yapınca kaçtım. Sen mental saatini yaparsın, yarınki videoda gösteririz. Sürpriz olur hem arkadaşlara. Daha iyi değil mi? Bence daha iyi. Ben şimdi bunu koluma takayım yapayım şimdi sonra şimdi kısa bir video çekeyim sonra orada göstereceğim arkadaşlar. Gibi. Beğendiysen videomuzu beğen butonuna basmayı, hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olun. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Abone olun. Abone. Şımartmayın. Abone. Öp Abone. kendini. Öp. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Bu